Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQLite ile ilgili eğitim serimize başlayacağız. Dilerseniz bu derste size neler yapacağımıza dair kısa kısa bilgiler vereyim. Öncelikle Android ile beraber gelen SQLite, yani bu ne demek? Bu herhangi üçüncü parti bir yazılım değil, herhangi bir eklenti falan kurmayacağız. Direkt olarak aslında bizim SDK'mızın içinde mevcut olan SQLite ile biz Android uygulamalarımızda veri tabanı işlemleri yapabiliyoruz. Bunları yaparken işte atıyorum ekleme şöyle, silme böyle diye anlatırken basit basit örnekler yapmak yerine güncel hayatta yapmak isteyeceğimiz bir uygulama üzerinden gideceğiz. Ve önümüzdeki birkaç derste bu uygulamanın kapatıslak arayüzünü tasarlayacağız. Yani neyin nerede olduğunu görelim. Ondan sonra işlemlerimizi yapmaya çalışalım diye. Birkaç ders bu arayüzleri tasarladıktan sonra artık SQLite konusuna geçeceğiz. Ben onunla ilgili size önce bir kısa bilgi vereceğim. Ve SQLite, yani veri tabanı uygulamalarında kullanacağımız bir kontrat sınıfı hazırlayacağız. Kafanız karışmasın, zor bir şey değil. Sadece bir dosya düşünün ki veya bir class düşünün. Veri tabanı işlemleri için kullanacağınız bütün sabitleri içeriyor. İşte biz bunlara kontrat diyoruz. Bunları bir kere tanımladıktan sonra siz de göreceksiniz ki kodun içinde çok hızlı bir şekilde ilerlememiz, kod yazmamız aşırı şekilde hızlanacak ve bir standarda oturacak. SQLite'ı kullanırken Database Helper'dan faydalanıyoruz. Veri tabanını oluşturmak ve güncellemek için ondan bahsedeceğim. Daha sonra sırasıyla veri tabanında yazılacak yazma, okuma, silme, güncelleme işlemlerini yaparak uygulamamızda yavaştan SQLite'ın ham metotlarıyla gerçekleştireceğiz. Daha sonra Content Provider diye bir kavram var. Böyle yapıları anlatırken bunun ne olduğundan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ve sadece Content Resolver kullanarak bir uygulama yapacağız. Neydi bu? Bu uygulama ne olacak? Telefonumuzun rehberine bir şekilde erişip oradaki verileri okumak. Bu şu demek. Kısaca bilgi veriyorum. İlerleyen derslerde bununla detaylı bir şekilde anlatacağım ama sizin elinizde var olan bir veri kaynağı var ve o size bir şekilde veri sunmaya hazır. Ama istiyor ki benden veri okumak istiyorsan benim metotlarımla gel bana. Yani benim anlayacağım şekilde gel bana. İşte bu Content Resolver sayesinde oluyor. Bunu yaptıktan sonra Content Provider, Content Resolver, zaten kelime köklerine bakarsanız biri ne demek? Content Provider, içerik sağlayıcı demek. Content Resolver da işte bunun sağladığı içeriği okuyan yapı demek. Content Provider'ı anlatacağız. Bununla nasıl veri ekleriz, verileri okuruz veya verileri sileriz, güncelleriz, bunlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonra SQLite'ın ham haliyle yaptığımız bütün işlemleri biz ne yapacağız? Content Provider'la yapıp Content Resolver'la buradan verileri okuyacağız. Ve bu eğitimin sonunda inanın bu kavramların hepsine aşina olacaksınız. Yarın öbür gün başka bir kaynakta başka bir sorun ararken bu kavramlar karşınıza çıktığında hepsine vakıf olacağınız için çok daha kolay bir şekilde sorununuza çözüm bulabileceksiniz. Bunları anlatırken çok farklı, çok daha gelişmiş özelliklerden de bahsedeceğiz. Mesela cursor adapterlardan, cursor loader ve asyntax handler'lar. Bunlar işte ne işe yarıyor mesela kısaca? Uzun sürecek sorgulama işlemlerinde mesela bir kere de 100 tane kayıt eklemek istiyorsunuz. Bu daha fazlası da olabilir tabii ki de. Bunlar neydi? Bizim main thread'imizi meşgul eden ve uygulamayı kitlemeye sebep olabilecek şeyler. Bunları biz ne yapacağız? İşte async query'lerle arka worker thread'leri yaptırmaya çalışacağız. Bunlardan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bütün kavramları anlattıktan sonra da örnek uygulamamızın adım adım kategori eklemesini, not eklemesini, main activity'sini, ne bileyim spinner'ını düzenlemesini. Hani çok fazla böyle profesyonel bir uygulama çıkmayacak günün sonunda ama emin olun en azından temel işleyişi yapacak bütün özellikleri yapacağız. Daha sonra işte arayüzü düzenlemek falan, hani onlar biraz eksik kalacak ama sonuçta bu eğitimin amacı ne? Bizim SQLite ile ilgili her şeyi bilmemizi sağlamak. İnanın bunların her biriyle ilgili detaylı örneklerle ben size vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Anlamadığınız yerleri tabii ki de sormaktan çekinmeyin.
Bunları anlattıktan sonra tekrardan iddia ediyorum ki SQLite ile ilgili bilmediğiniz hiçbir şey kalmayacak. Bir sonraki derste isterseniz uygulamanın arayüzünü tasarlamayla başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.